Seksi o ben ve seksilik. Yalnız senin ayakların güzeldir. Tabii. Şimdi bırakın Okan bu ayakları Kurt'ta. Deme. O ayakta kalacağız. Okan Kurt da hayrandı ayaklarına. Evet. Biliyoruz. Biliyorsun bir ayak meselesi var. Hande Erçel. Bütün dünya çapında yapılan anketlerde bile en güzel kadın sıralamasında birinci sırada yer alıyor. Ne var kızın ayağında zayıf bu ara, olduğu için. Hande bu ara ay keşke ben ayaklarıyla sosyal medyanın gündeminde. Nasıl buldun? Ay ama zayıflıktan o ne güzel. Ay keşke evet. Bizim de böyle kemiklerimiz çıksa. Ayak kemiklerimiz. Ay ben bu kıza bayılıyorum bir kere. Nesi kötü ki? Gayet de güzel giyin. Baksana nasıl güzel. Hatta ayakkabının modeli mi böyle demişler? Ne alaka? Hayır canım o şeyden, zayıflıktan şeyden. O şey de durduğu için. Evet. Kemikli ne var? Ayakkabıdan dolayı ya artık bir şey ama Hande Erçel'e bir farkında mısınız? Böyle ne yapsa da bir şunu gömsek evet, şeyi evet, var. Evet var bir grup var. Ya bir böyle bir evet, uğraşıyorlar. Neden? Çünkü çok popüler. Aa, bir şey söyleyeyim mi? Yani siz Can'a da öyle şeyler yapıyordunuz o İtalya'ya giden. Ay işte. Can Yaman'a bak. Ay, görüyor musun? Havaalanında hava. Abi adamı en büyük şeyler giydiriyor. Evet evet. Buraya geldi basın bizimkiler niye ona öyle bir şey yaptı bilmiyorum. Tabii de kameraları indirdiler falan. Hmm. Yazık çocuk dünya starı olacak yapmayın kurban olayım. Bak bu kız da mesela Arap dünyasında falan filan değil mi? Öbür tarafı uzak. Evet, evet, evet. Değil her mi? Yerde, her çok yerde. Fazla hayranı var. 30 milyon takipçisi var. Sadece onu şeye döndüremiyor. Dizi başarısına döndüremiyor. Bravo. Oyunculuk evet. Performansı. İşte biraz gitse Hollywood'a bak oraları gezeceğini aşkım o Prag'ları İtalya'ları gezeceğini biraz Hollywood'a git. Biraz bir 8 ay bir çek kendini cillop gibi dön. Bence o yetenek var bu kızda. Niye yapmasın? Evet, doğru. Hakimler neler oluyor Allah aşkına. Aynen mı? Öyle. Vallahi kız bence dünya starı bile olur. Senin evet, bu ara evet. Favorin Hande mi? Serenay mı? Demet Özdemir yo, mi? Bu kız güzel ama hiç şeyim yok yani. Hmm. Hayır. Oyunculuğu bunu da niye seviyorum? Bununla Kerem'i şeyden seviyorum. Alişan bir ara yeğenlerini setten ha. izin alıp bunlar 15 dakika o Kerem'in de bende farklı yeri var. İyi kız ama kendini hiç şey yapamıyorum. Gezmeli nereye kadar gezeceğim bacım? Şimdi Hakan Sabancı ile büyük bir aşk yaşıyor ve Hakan Sabancı ile gittiği tatiller dillere destan. Finlandiya'ya kuzey ışıklarına normal gidiyorlar. Gençler İtalya'ya gezecekler. İmkanları varsa gezecekler tabii Demet, ki. Demet evet. Peki o ilişki yürümez diyorlar. Kayınvalideden dolayı yürümez, müstakbel kayınvalideden dolayı yürümez diyorlar. Sabancı ailesi Hande'yi kabul etmez diyorlar. Neden yok Arzu Hanım? Senin fikrin ne bu konuyla çok, ilgili? Yani aslında Arzu Hanım çok klas ve tabii ki ağır sosyete diye bahsettiğimiz tabii. bir isim ama ya o kadar merhametli ve o kadar alçak gönüllü bir insan ki biz zaman zaman konuşuyoruz, Bodrum'da karşılaşıyoruz. Ben bayılıyorum kadına. İnanılmaz bayılıyorum ama oğulların üstüne bu kadar şey yapacağını ben hiç zannetmiyorum. Siz kadına böyle işte kaynana falan diyorsunuz da. Yok ama evlenmek için çok gençler yani. Hande burada bence kendine şey yapar. Ha. Gitsin kendine yatırım yapsın. Hmm. En güzel şey kendine yatırım evet. yapmak. Yatırım yapmak bunu almak değil. Doğru bunu söylüyorsun. Almak değil. Evet evet. Git abi. Yani imkanın var. Git Amerika'da. Milletin kapısını arşınla bilmiyorum. Ve Amerika'da bu işler yani eğitimini almak şey yapmak kolay. Evet yani doğru. Bu kadar zor değil. Eskisi gibi. Git eğitimini al ondan sonra bak o Can'ı ben çok takdir ediyorum Can o çocuğu. Yaman, başardı evet, çocuğu. İtalyancası var tabii oradan yırtıyor İtalyan ama. Koleji mezunu. Risk aldı sonuçta. Tutmayabilirdi. Tabii ki yani orada. Kapıda kalabilirdi yani. Orada yani şimdi artık adam bütün o dergileri o İtalyan markalarının yüzü. Yani demek olacak değil, iş değil yani bir Türk orada. Bizim adımızı şey yapıyor. Ben mesela pasaporttan geçerken işte diyorum. Ben hemen şey diyorum hani kolay geçeyim diye çabuk. ben popstarım falan. Tarkan gibi mi diyorlar bana? Aa. Yani Tarkan dünya starı adam ne derseniz evet, deyin. Ha. Yani o bir şarkısı patlamış. Mucuk mucuk bir şey bir şey bir şey. Amerika'da falan filan biliniyor. Ne diyorsun Tarkan arkadaşıyım. Yo dişi Tarkan diyorum. Ciddi misin? İyi öyle mi? Geçiyorum ne yapayım? Demet sorular geliyor. Demet hiç kimsenin duymadığı bir duyarsak diyeceğimiz... Bir şey var mı ünlüler dünyasında konuştuğu yakında patlar dediğin %100 bir dedikodu mutlaka vardır diyor. Seni takip eden biz de takip eden olmaz takipçilerden. Mı? Aşkım benim bu ara bütün şeyim bu masanın metresi ne kadar bu oraya olur mu? Televizyon sehpası benim markası olduğum yüzüm var biliyorsun. Ev yaptırıyor. Benim bütün şeylerim bu orada o bulmuş orada tablo var. Benim bütün şeyim değişti yani. Ne dedikodudan biz... şey Selin'le yapardık şeyi. Hmm. O bana gelirdi sabahtan 3'e kadar. Abla şiştin mi gideyim mi diye. Oturur Müge Anlı sizi seyrederdik falan filan. Çekiştirirdik kendimizle de alakalı. Buradan sevgiler olsun ona. Onun için hani o kim ne yapmış bilmem ne yapmış duydum dedikodu. Diyorum ya sana duyduğum şeyleri de bazen şaşırıyorum. Falan oluyorum böyle. Hiç öyle duyduğum bir dedikodu son falan. Son böyle yani. Duyup da he dediğim bir iş dedikodusu mu? Siz patlatıyorsunuz onlarla alakalı. Aşk dedikodusu mu? Ya aşkla alakalı çok
bir artık zaten ilişkiler bir garip oldu yani. Evet. Onun için çok şaşırmıyorum da. Yani çabuk başlıyor, çabuk bitiyor. Garip derken evet. Onu diyorsun değil mi? Tabii tabii. Evet. Bak şimdi önümüzde yeni bir aşk iddiası var. Çağatay Ulusoy'un Ece Sükan'la beraber olduğu iddiası var. Eski manken, aynı zamanda tasarımcı. Eski deme bunu, kim eski diye bir tasarımcı hala taşlar çok ötesi. Güzel. Evet, mermer gibi. Biraz rafa kaldırdı da o yüzden. Neyi? Aralarında ama biraz artık şey yapıyor galiba değil mi? Bir tane çekimler falan. Çekimler yapıyor artık. Bir de oyunculuk da yapıyor. Hayır markası var, bir şeyler çıkarmıyor mu? Evet, evet. Bir marka ile işbirliği var, doğru söylüyorsun. Evet. 45 yaşında, 32 yaşında da Çağatay Ulusoy. Aralarında 13 yaş fark var. Ne yapalım? Bunun olur mu? Olmaz. Yaş farkı. Pınar'la Yağmur bak ne güzel gidiyorlar. Aynen öyle. Yani. Onlara da hemen sizinle boşanırlar. Hiç de olmaz. Hiç de olmaz. Ece zaten çok enerjik, ben bazen görüyorum şeyde, keşfetime düşüyor. Çok enerjik bir adam. Zaten o da doğa delisi bir çocuk. Evet. Yazları zaten burada değil, hep denizin üstünde. Ben hiç o yaş farkına zaten hiç asla takılmıyorum. Bir de Çağatay'ın var mıdır kafanda? Yok, bu kadarı da fazla diyebileceğim. 13 sınır. Aslında rakam olarak bakarsan çok gibi duruyor ama yani şunların böyle bir bakınca, enerjilerine bakınca bence hiç de değil yani. Çünkü taraf kadın. Çağatay çünkü çok fazla olgunlaştı. Çağatay bir projede ya bilmiyorum patlamış mıydı bu dedikodu, ben mi patlatacağım şimdi? Neyse bakayım. Bir proje için kilo alıyor. Ha, evet. Ondan sonra başkası geçiyor i̇ptal onun yerine oluyor, falan filan. Yusuf. Evet. Hı. Ben de hatırladım. Evet. Barbaros mu bilmiyorum. Bir şey projesinde. Onun için erken olgunlaşan bir çocuk yani. Ve de hayatındaki kadınların çoğu da hep kendinden yaşça büyük isimler. Öyle tercih ediyordur. Bence hiç absürt onlarla iyi anlaşıyor. Peki.